İnsan bazen yanılır, bazen sevinir, bazen üzülür, bazen ağlar değil mi? Ha, kümes hayvancılığı da aynı buna benziyor arkadaşlar. Emin olun her geçen gün kendinize şaşıracağınız, hayvanlarınıza şaşıracağınız bir kümesiniz olsun istiyorsanız çoktan başlamanız gerekti. O yüzden bu videoyu izliyorsanız beni görürseniz bu dadaştan size bir tavsiye. Hemen gidin tayyuk alın. Hemen gidin kümes kurun. Hemen gidin anazın babazın yahasına yapışın. Yapışın deyince ben hayvan istirem. Tayuh olur, çöpec olur, pisici olur fark etmez. Gerekirse evet sıçan alın, gerekirse piton alın. Beni ilgilendirmez. Ancak benim sizlere burada tek diyebileceğim ve sizlere önerebileceğim tek şey hayvan sevginizi diri tutun arkadaşlar. Sevirem sizi. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Harikalar Diyarında güzel bugün de yine hava sıcak. Tutun altındayım. Ponim yanımda yatır. Kurt tavuğumuz Panzer'in yanına gideceğiz. Kendisinin yumurtalarına bakacağız. Bakacağız ki altındaki yumurtalar dolu mu? Onların hepsini geçtim. Ondan öncesinde tavşanlarımızın yanına uğrayacağız. Birazcık ot götüreceğiz. Ve onların o güzel görünüşleriyle biraz vakit geçireceğiz. Gönlümüz, ruhumuz okşanacak. Ondan sonra da Allah böyle bahane olur. Şimdi hadi başlayalım arkadaşlar. Kafama takarım GoPro'yu gizirsiz. Vallahi en iyi yer yine burası. Göğüs açımdan belki biraz daha yakın görünebiliyor. Ancak şunu söyleyeyim, rahat olmuyorum. Zor bir video çekimi oluyor. Göğsümde çünkü bütün her yeri kavrayamıyorum veya da sizlerle paylaşamıyorum. Bu şekilde bence daha iyi. Benden size demez. Hafif de yukarı kaldırdık tam. Şimdi değerli kardeşlerim, birazcık ayak önümü de görürsünüz. Aha. Şuradan tavşanlar için biraz yonca olacağım. Şimdi aslında tırpanı alsam, tırpanla işlem yapsam benim için daha iyi de tırpanı yine bulamayacağım. Bana bulamayacağım, ben ayar olacağım zaten ya. Tırpan neredesin kardeş? Göz gezdiriyorum. Şu arada bir yerde olması lazım normalde. Ama yok. Daha geçen de birlikte sizlerle birlikte biçmiştik. Bugün yine biçemeyecek. Neyse. Ellerimden yaparım ben de o işi. Ya da küçük bir tırpanla. Şimdi gelin size tırpan bulayım. Orakla biçeriz biz. Tırpan yoksa orak vardır. Orak varsa tırpan vardır. O da burayı da su basmış. İşte hiç sevmem bile işleri. Bilirsen. Ulan. Şimdi annem buralara su varır. Ya su varmasa arkadaşlar biliyorsunuz otlar bu kadar büyüyemez. Sonuçta tavuklarımız da olduğu için. Ancak geçen sefer tırpanla yaptık. Bu sefer orakla yapalım. Elimizde orak yardımıyla bir ot biçim. Siz de izleyin nasıl ot biçilir. Nereden biçiyor? Buradan biçiyor mesela. Aa, en sevdiğim. Eskiden çok oynardık arkadaşlar. Uçup gidiyorlar. Hey gidi ufaklı. Oturursun tamam mı? Bak bak bak. Yalnız temiz biçeceksin yoksa yok. Bak bak nasıl temiz biçtim ama. Evet arkadaşlar. Şöyle şuraya bırakalım otları. Şöyle temiz biçmeye devam edelim. Ulan YouTube yine güncelleme yaptı bu arada. Yeter ki benimle olun, mutlu olun arkadaşlar. Her zaman demişimdir. Pes etmedim, pes etmeyeceğim. Yıllarca devam edeceğim bu işe. Sizlerle birlikte daha çok şey yapacağız. Daha yeni içerikler yazacağım. Ben çok sağlam biliyorsunuz formatlarımız var. Bizleri çok iyi takip eden arkadaşlar bilir. Çok fazla izlettiğim içeriklerim var. Hayır tavşanlarım benim. Tavşancıklar size ot getirdim. Tavşanlar yerini sıfırdan yapacağım. Haberiniz olsun. Biraz da Sebastianlara vereceğim. Durun uşaklar. Sebastian ailesine birazcık ot götüreceğim. Çok fazla değildi arkadaşlar. Biraz götürmem lazım. Afacan ne yapıyorsun oğlum? Yok pardon kızım. Yıllarca seni oğlan zannettik kız çıktın. Büyük anne yıllarca kız zannettik oğlan çıktı arkadaşlar. Şu da büyük annemiz. Büyük anne gerçekten oğlanmış, bizim haberimiz yok. Yazıklar olsun. Çok tatlılar. Tavşan üretimi yapabilmek için buranın altını komple boşaltacağız. Tavşanları çıkartacağım. İsteyen arkadaşlar olursa
videosunu çekerim. Ama bu videoya bir like mike atmaz lazım. Bir bildirmez lazım. Bu altını komple toprağı falan çıkartacağız. Bayağı uzun olacak, sürecek. Bayağı bir işçilik var. Toprağı çıkartıp altını daha düzgün bir şekilde az toprakla veya da tahtalarla, mahtalarla sabitleştirip daha çok üretim amaçlı. Çünkü çok fazla yavru kaybettik arkadaşlar. Canımı sıkılmıyor değil. Yavru kaybetmek de istemiyorum açıkçası. İyi olmuyor. Tekrardan bir yavrulayan tavşanlara ihtiyacımız var. Sebastianlara, yani bizim Bitcoin'e ve Seboş'a ot vereceğim. Oradaki kuru otları da çıkartacağım. Babamgile de dimem lazım. Çok fazla hayvanlara kuru ot falan çok fazla abartmadan, çok abartılmaması lazım. Çok abarttığınız zaman arkadaşlar maalesef hastalanabiliyor. Sebo. Sebo? Şişt, Seboş. İyi de değil. Seboş ve Bitcoin keyifler yerinde. Evet. Bunlara çok dikkat ediyorum. Kilitlemeden hiçbir yere gitmem. Çocuklar açar, ellerini almaya çalışırlarsa hepsini geçtim. Kaçma ihtimaller de yüksek. Sonuçta bir kemirgen hızlı hareket ediyor. Şimdi arkadaşlar gelelim bizim Brahma'mıza. Hayır kızım benim kızım. Sen hele yatıyor musun sen? Sen hele yatıyor musun? Bak ışığı da yaktım. Konuşmayı da çok seviyorsun sen. Bak iki tane seveceğim. Geçen de sen bitlenmiştin. Senin bitlerini biz ilaçla arkadaşlar temizledik. Şimdi alttaki yumurtalara bakacağım ki kaç tane dolu var, kaç tane boş var. Hele dolu çıksın hepsi de seni ödüllendiririz. Şimdi kuru tavuklarına takviyeler önemli. Yapmak gerek. Sana bol proteini yiyecek. Güzel vitaminli bir içecek. Yanında böyle güzel bir sofra kurarız. Ne diyorsun kızım? Tamam. Çok konuşma da. Hele kalk. Hele kalk bakalım altında kaç tane yumurta var. Evet, birinci yumurtamız. Dolu arkadaşlar. Çok iyi. Bakalım. İkinci yumurtamız. Koşamo yumurtası herhalde. Bir daha bakayım kızım. Altındaki yumurtalar boş, dolu kontrol yapalım. Ya hiç iyi olmadı. Bu da boş. Şu an çok üzülüyorum. Boşuna yatırsın gibime gelir. Hah, dolu bu arkadaşlar. Koşamo yumurtası. Dolu yumurta. Bakın. Çok iyi. Bu da dolu. Çok sessiz ve sakin. Dur kırılır kırarsın. Bu tarafa koyayım ben. Ha? Kızım. Kızım canın sıkılmıyor değil mi? Yumurtalarına bakıyorum ya. Ama ne yapalım? Bu da dolu. Çok iyi. Koşamo yumurtası 2. Bakayım yumurtalarına ki boş yatmayasın. Öf. 3 dolu. İyi bir anne olacak mısın sen? Çok iyi bir anne olacaksın biliyorum ben. Bu boş arkadaşlar. Zaten boş olan yumurtalar soğuk. Evet. Sen anlaşıldı. Sen düzgün yatmamışsın yumurtalara. Kapıda yumurta bırakmışsın sen hep ya. Bu da dolu. Bunlar da yumurtası bilmiyorum şunlar. Cins de ne cins acaba? Koşamo şu küçüklerin hepsi koşamo da bak bu cılık. Bunda da yok. Şimdi buna bakalım. Dolu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bismillah. Hadi bir tane daha dolu yumurta ver bana. İki tane yumurta kaldı zaten altında. Hadi dolu ol. Dolu. Çok iyi, çok iyi. Bir de şuna bakalım. Bu da dolu. Çok iyi. Başka koşamo yumurtası kaldı mı altında kızım? Bir bakayım. 4 tane boş yumurtamız var arkadaşlar. Geri kalan yumurtalar dolu. Altına tekrardan koyacağım şimdi bu yumurtaları. Al kızım. Sen var ya sen işini biliyorsun. Heh, bak hepsi dolu. Hı? Güzel bak bu da dolu. Güzel yat bunları ısıt. Civciv çıkart. Arkadaşlar saydınız ben unuttum şu altına koyduğum yumurtaları saymayı. Bizi sayarsınız. Ben çok fazla uğraşmak istemiyorum hayvanımız. Sonuçta al kızım tamam yat. Yat hadi bakalım. Yat hadi bakalım. 4 tane yumurtam boş tamam mı? Onu görmedim farz et. Bu yumurtaların boş olması senin problemin değil. Tamam mı kızım benim? Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Sana ben bir vitaminli su getireceğim. Bir de mama getireceğim. Videomuzda onu paylaşmıyorum arkadaşlar. Başka bir videoda göstermek isterim. Bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum açıkçası. Hey gidi günler. Ama çok mutlu oldum.
fena yatırsın. Hala daha çok fena yatırsın. Aferin sana kızım. Seni sevdim ha. Seni çok sevdim. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Güzel bir video oldu bence bugünkü videomuzda. Hem kurt avımıza baktık, hem ot biçtik, hem sohbet ettik, hem tavşanlarımızı gösterdik. Altındaki yumurtaların çoğusunun dolu olması da çok hoşuma gitti. İnşallah güzel cevizler alırız, koşamaları da iyi büyütebilir. Tabii takviyeleri de sizlere bir sonraki videolarımızda göstereceğim. Kurt tavuklarına nasıl takviyeler vermelisiniz, cevizleri nasıl daha iyi büyütürsünüz, hepsinden bahsedeceğiz. Hoşçakalın, bay bay.